Efendim gün ortası kaldığı yerden devam ediyor. Dış politikaya bir pencere açacağız. Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor. Altıncı görüşmeler bugün yapılacak. Diplomasi trafiği de yine Türkiye'nin ara buluculuğu da oldukça önemli. Beş beşe açıklamalar da geliyor. Hepsini yanıtlayacak bir konuğumuz şimdi bizlerle birlikte. Aydınlık Komiteli ya Genel Yayın Yönetmeni Sayın Beyhan Korkman. Stüdyo konuğumuz Sayın Korkman hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok sağ olun. Şimdi Kısaca Ukrayna-Rusya gerilimiyle başlayalım. 6. tur görüşmeleri bugün yapılıyor hı hı. ama bugüne kadar somut bir şey de çıkmadı ee, Sayın Korkman. Ne bekliyorsunuz bu görüşmelerden? Evet, e, daha önce de, de birçok kez bu konuyu da konuştuk. Yani birinci görüşme oldu, ikinci görüşme oldu. E, ben e, açıkçası yani bu görüşmeleri daha böyle savaşın kendi içerisindeki e, müzakereler gibi e, değerlendiriyorum. Yani Savaşlarda olur, karşılıklı görüşmeler olur. İşte dilim geçici ateşkesler olur. Bu ateşkeslerde işte bir takım tahliyeler, yaralıların, ölülerin vesaire şey gerçekleşir. O yüzden hani bu görüşmelerden netice alınır mı, bu son görüşme olur mu yani bir yerde zannetmiyorum. Bu görüşmeler devam edecek. İşte tabii burada şöyle iki tarafın bir takım talepleri var. Bu taleplerde ne gibi aşamalara gelindi, bunlar önemli. E, Rusya diyor ki işte e, Türkiye şeydeki Ukrayna'daki e, NATO'cu Amerikancı yönetim e, çekilsin e, burada daha Ukrayna halkının e, çıkarlarını temsil eden yönetimler gelsin aynı zamanda Donbas'taki halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının tanınması konusunda bir e, talep var ve aynı zamanda Kırım e, tabi buna karşılık e, Zelenski tarafından yapılan açıklamalar var bir de Batı'nın e, Zelenski yani mevcut Ukrayna yönetimine yönelik bir takım dayatmaları var. Bu ikisi arasında gidip gelen bir Ukrayna yönetimi var. Müzakerelerde bu çerçevede olacak. Tabi daha önceki müzakerelerde sonrasında yapılan açıklamalar ve sırasındaki değerlendirmelere şahitlik yaptık. Bu da Ukrayna yönetiminin yani ABD tarafından turuncu darbeyle halkın isteklerine rağmen başa getirilen Ukrayna yönetiminin bu ciddiyette olmadığı değerlendirmesi evet. sürekli yapılıyor. Yani işte hem Zelenski'nin işte çektiği videolardan anlıyoruz, hem heyetlerin yaptığı görüşmelerdeki tavırlarından anlıyoruz. İşte gelen giden Rus heyetlerine ne bileyim uzaktan bakmalar, laf atmalar falan gibi böyle devlet ciddiyetine yakışmayan değerlendirmeler söz konusu. Ee, tabii e, Ukrayna halkının da çıkarlarını aynı zamanda bu heyet e, temsil etmiyor. Niye? Çünkü Ukrayna halkının çıkarı e, NATO'da ve Avrupa Birliği'nin dayatmalarına değil... E, Bunlar da bir yerde tabii onu yapmak için hükümete geldikleri için de dediğim gibi bu çıkarları temsil etmiyorlar. Putin'le bir görüşme isteği var. Zelenski'nin onu dile getiriyor. Yani biz diyor işte Putin'le görüşebilir miyiz? Türkiye bunu aracı olabilir mi? Başka ülkeler bunu aracı olabilir mi? Bir arayış var. Bir arayış var. Aynı zamanda tabii NATO üyesi olamayacağımızı gördük. Kabul ettik. Evet kabul ettik. Yani önce bu, soğudum demişti. Evet önce soğudum dedi. E, Soğumasının da gerekçeleri zaten mevcut. E, ama şimdi son gelen açıklamada artık bunu kabul edelim. Biz NATO üyesi yapmayacaklar, bizi Avrupa Birliği üyesi yapmayacaklar. Bunu anladık e, dedi açıklamasında. Bu da önemli. Yani e, Ukrayna yönetiminin Zelenski'nin e, Batı'dan ve ABD'den, yani NATO'dan, onların dayatmalarından ne kadar uzaklaşırsa müzakerelerden sonuç alınması o kadar mümkün. İşte uzaklaşılacak mı? Yani uzaklaşılabilir. Ne göreceğiz Çünkü biz? şey bu ilk günkü açıklamalar gibi Açıklamalar bu yönde ama e, Zelenski'den gelen açıklamalar evet. değil mi? ama bir tarafta da farklı mesajlar verebiliyor. Evet yani şöyle çünkü bir yerde de müzakere masasına eli güçlü oturmak istiyor. Yani o yönde açıklamalar. Bak benim hala NATO ile ABD'den diyelim bir takım desteklerim var vesaire diye. Ya da belki kişisel bir hesap söz konusu. Yani benden vazgeçmeyin. Tamam sizin taleplerinizi kabul edeceğiz ama benden vazgeçmeyin gibi bir Tabii. söz konusu. E, Tabii bu değerlendirmeler e, dediğimiz gibi yani Rusya mesleğine nasıl yaklaşıyor? Çünkü şimdi üçüncü müzakereyle 6 arasındaki fark şu. Sahada bir ilerleme söz konusu. Yani Rusya sonuçta e, diyelim her gün bir, biraz daha ilerliyor, biraz daha ilerliyor. Yani birazcık da işin saha belirliyor. E, yani Zelenski'nin ne dediği ya da işte dünyanın Peki. ne dediğinden ziyade orada bir sahadaki gerçeklik söz konusu. Peki. Peki. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem başlıklarından biri de Ukrayna-Rusya gerilimiydi. Önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki gerilimin zirve yaptığı bir dönemde tüm taraflarla konuşabilen tek ülke Türkiye'dir dedi. Türkiye olarak umudun simgesi haline geldik. E, Antalya Diplomasi Forumu da en çok ses getiren bölümü Rusya-Ukrayna krizinde o üçlü zirve. E, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna ve Rusya heyetlerinin e, burada bir araya gelmesindeki rolü çok önemliydi. Yani Türkiye'nin ara buluculuğunun Antalya Diplomasi Forumu'nda bir zirve yaptığını, sonuç alınamasa bile çok önemli olduğunu söyledi. Ve bugün de e, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moskova'ya gideceğini belirtti. Yarın da Kiev'de olacağını söyledi. Şunu sormak istiyorum. Hem Üçlü Zirve, Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye'nin Ukrayna politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ara buluculuk rolü nasıl e, gidiyor? Olur mu? Türkiye ara bulucu olur mu? Ya da böyle diyeyim. E, ve ne konuşulur? Moskova ve Kiev'de Sayın e, Çavuşoğlu tarafından hangi açıklamalar ya da görüşler yer alır? Şimdi bu bizim e, Bizim Türkiye'nin e, ara buluculuk meselesi e, ta işte NATO e, Rusya savaşı başlamadan önce dayanıyor. Yani hı hı. biz işte bu savaş çıkmasın ara bulucu olalım, bir savaş çıkmasın ara bulucu olalım diye. E, tabii bu yani Türkiye'den yani ya da dışarıdan bakıldığında ya da işte bu denge siyaseti çerçevesinde bakıldığında böyle kulağa hoş geliyor. Ya yani biz ara bulucu olalım. İşte savaşa bir, elimiz bağlı bir elimiz da Hani işte işe bulaşmayalım. Her türlü fırsattan yararlanalım. Hem orayla görüşelim, hem burayla görüşelim falan gibi. Ne getirir bu? Ya bu bence şöyle kısa vadede işte Türkiye kamuoyuna yönelik güzel çağrışımlar yapsa da yani işte bakın gördünüz mü biz savaşa girmiyoruz gibi çağrışımlar yapsa da orta ve uzun vadede bence Türkiye'nin fırsatları tepdi anlamına geliyor. Ben kısa vadede de hatta şöyle mesela siz fırsat 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 diyorsunuz. İşte burada ara bulucu rollerinden bahsediyorsunuz ama bu aslında fırsat dediğiniz şey sizi Türkiye'de dünyada kararsız ve çekimser ortada bir yere oturtuyor. Bu ortada durum şu demek. Yani siz aslında çıkarlarınız nerede? Asya'da, Tabii. Rusya'da ve Çinle işbirliğinde, İran'la işbirliğinde, bölge ülkeleriyle işbirliğinde ama siz e, bu arabulculu rolüyle aslında kendinizi bunun diğer tarafa e, itiyorsunuz. Yani Türkiye ve dünya sizi e, ısrarla Putin, e, Erdoğan'ı, Xi Jinping'i, işte İran'ı, Suriye'yi hepsini birlikte hedef alıyor değil mi? Dünya ısrarla sizi orada görürken siz de ısrarla hayır ben onunla bunun arası arasında ara bulucu olacağım diye kendiniz bir şekilde buraya doğru e, itiyorsunuz. E, bu tavırda ister istemez sizi e, dostlarınızla ve müttefiklerinizle hmm. yani çıkarınızın ortak olduğu Rusya ile ve bölge ülkeleriyle bir güvensizlik ortamına sokuyor. Yani kendinizi biraz da oradan tartmanız gerekiyor. ben bu arabuluculuk neticede sonuç vermedi ilk arabuluculuk. Yani ilk arabuluculuk neydi? Arada savaş çıkmasın. Bundan sonra sonuç verir mi? E bence bundan sonra da sonuç vermez. Yani şöyle sonuç vermez. Mutlaka bu iş bir neticeye varacak ama e, bu bizim ara buluculuğumuz sayesinde mi olur? Bunu açıkçası kestiremiyorum. çünkü Biraz zaman gerekiyor. Çünkü neden bizim ara buluculuğumuz burada etkili olsun? Yani bizim iki taraf açısından da yani orada bence şey bizim biraz iç kamuoyuna yönelik söylemlerimiz gibi geliyor. E, şimdi buradan da yararlananlar oldu. E, bunu da görmek lazım. Şimdi siz ara buluculuk dedikçe e, çekim sarayı verdikçe e, bu sonuç itibariyle şu demek. Bir tarafı çekilebilirsiniz demek. Yani değil mi? Çekimser oy ne demek ya da ara buluculuk ne demek? Bir tarafa çekilebilir demek. İki kuvvet açısından da, iki cephe açısından da Asya Türkiye cephesi de bir ve bir tarafa e, dahil ederek belki savaşın içine sokmaya evet, çünkü, çalışabilirler. Evet. Çünkü şimdi bunu görüyoruz. İşte sürekli yapılan açıklamalar yapılan da var. Yapılan açıklamaları yani. gelen ziyaretler öyle işte sürekli batılı heyetlerin Türkiye'ye yönelik ziyaretleri söz konusu. Hı hı. İşte ekonomiye yönelik işte yaptırımlar, yaptırımlar var. E, diyorlar ki işte Amerika bir seçenek gibi sunuluyor burada değil mi? Hı hı. E, Avrupa Birliği bir seçenekmiş gibi sunuluyor. Esas fırsat batıda diyenler e, şimdi e, çıkmaya başladı. E siz bu, bu tavrı aldıkça, değil mi? O tarafta sizi buraya yönelik te yeniden teslimiyete yani aslında fırsat ve para yok orada. Yeniden teslimiyete yönelik hamleler yapmaya başlar. Şimdi e, Batı demişken Batı'nın evet Batı liderlerin temasları e, çok önemli. E, peş peşe açıklamalar, bir trafik. Bugün de Polonya Cumhurbaşkanı duda gelecek. Biraz önce Varşova'ya gittik. Aslında Varşova'da ya dedik Dudu'nun gündeminde ne var bu ziyaret. Bunlar da şöyle dedi. Yani göçmenler konusunda Türkiye çok tecrübeli. Buradan biz e, bir fikir alışverişinde bulunması ve gaz konusu yine gündemde. E, Azerbaycan üzerinden bir gaz akışı, alternatif para var ama e, Varşova Üniversitesi'nde konuştuğumuzda, Ekonomi Üniversitesi'nde yani bunların da çok da alternatif olmayacağını ve büyük bir ekonomik mücadeleyle ve Rusya'ya karşı yapılan yaptırımların da en çok Avrupa'yı vurduğunu söylüyorlar. Eee Polonyalılar da bu şekilde düşündüğünü ifade etti. Şimdi bir taraftan siz Batı dediniz, NATOcu, Avrasyacı, Amerikancı. Ya Türkiye'de böyle bir tartışma var son evet. günlerde. Bu tartışma artarak gidiyor. Peki size sorayım, Sayın Korkman gerçek hayatta böyle bir kutuplaşma var mı? Yani ne diyorsunuz siz bu tartışmalara? Bence var. <laughs> bence var. Kutuplaşma var. Şöyle tartışma var çünkü. Ee, tartışmada çıkartan biz değiliz. bir ortada diyelim geçtiğimiz günlerde bir emekli amiralin yaptığı açıklama var. Şunu söyledi. Türkiye'de Türkiye dedi, NATO üyesi olduğu için ABD tarafından parçalanmadı dedi. Mesela çok ilginç bir açıklama. Çok da tepki geldi. Evet, tabii ki tepki bu açıklamaya. gelir yani. Ya da işte sürekli bu konular gündeme geldiği zaman yani Türkiye ve NATO karşı karşıya geldiği zaman ya da dünyaya dünyada işte bu takım cepheleşmeler söz konusu olduğu zaman Kazakistan'da olduğu yine işte Ukrayna'da son olarak güncel oldu, Afganistan'da oldu. Ya biz ne Rusyacıyız, ne Çinciyiz, ne ABD'ciyiz diye ABD tehdidiyle işte Rusya'yı ve Çin'i şey, dengelemeye çalışan sözde bir şey var, strateji var. Bunlar da kendilerine sözde Türkiye'ci diye adlandırıyorlar ama tamamen ABD'nin yanındalar. Hı hı. Çünkü Rusya'dan Türkiye'ye yönelik bir tehdit söz konusu değil. Yani Şöyle siz şimdi kim, emekli, amiral, evet, de gerekiyor evet, emekli amiral, amiralimiz Somer Polat'ın sözünü hatırlıyorum ben böyle zamanda hep. E, 2018 yılında evet. E, sizi diyor kim e, yok etmek isterse siz onun kahrolmasını istersiniz. Yani bunun dışındaki hiçbir şeyde stratejik akıl söz konusu değil. Yani Türkiye kim yok etmek istiyorsa siz o zaman işte o zaman da şey var kahrolsun ABD kahrolsun Rusya kahrolsun Çin. E, bizi diyor kim yok etmek istiyor? ABD. O zaman biz onun kahrolmasını isteriz. Onun dışındaki şeyin sözlerinin hiçbir stratejik değeri yok. Bence bu da böyle. Ve şimdi siz bugün açısından Türkiye iklimine bakın. ABD ve NATO Türkiye'de darbe yapmaya kalkmış. Bundan 4-5 sene önce. E, hafızalar diri. Türkiye kamuoyuna yönelik anketler sürekli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Rusya ve Çin'den yana e, tavır aldığını gösteriyor. Türkiye'nin çıkarlarının orada gördüğünü gösteriyor. Siz şimdi çıkıp da Türkiye'de şöyle bir Amerikancılık yapamazsınız. Ben Amerikancıyım, ben Batıcıyım, ben NATO'cuyum. Değil mi? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Onun karşısına başka bir kuvveti koyarak, yani oraya yönelik ilgiyi, oraya, oraya yönelik yönelimi engelleyecek bir takım söylemler geliştirerek yaparsınız. E bunu da mesela şöyle söylüyorlar. Türkiye... Bir de bunu Atatürkçülük kılıfıyla yapıyorlar. Şimdi bu da çok ilginç. Yani işte Atatürk böyleydi. Bu işte Atatürk milletçiliği budur. Mesela aynı ekonomik ve askeri olarak çok güçlü olmak zorunda. Yani çıkarılması gereken dersler var. Biz bu dersleri çıkardık ve bununla ilgili adımlar atıyoruz. Böyle de okunabilir. Askeri açısından, askeri açıdan dediğimizde de. Şunu sormak istiyorum. Şimdi biz bugün Karadeniz'i konuşuyoruz ama düne kadar Doğu Akdeniz'i konuşuyorduk otakisi konuşuyorduk. Orada atılan adımları konuşuyorduk değil mi? Macron'un o çıkışlarını. Bir anda Orta Doğu. Bir taraftan Doğu Akdeniz var. Mavi vatanımız. Karadeniz, Suriye, Keza, Kafkaslar bir hareketleniyor. İşte bir görüşmeler devam ediyor. Tüm sahalarda bir hareketlilik var. Türkiye'nin dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün konjöktürde şu adımda atılmalı diyebileceğiniz noktalar nelerdir? Ya yani şimdi şöyle bir tavır var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü dış politikası, güncel dış politikası şöyle. Asya'ya yönelik bir gidişat var. Fakat bu gidişat sürerken NATO ve ABD tehditlerini de onlarla yakın ilişkiler kurarak, onlarla böyle temasları sürdürerek, yani onlarla nasıl diyeyim, karşı karşıya gelmeden çözmeye yönelik bir takım girişimler söz konusu. İşte Yunanistan'la yapılan görüşme. Şimdi İsrail'le yapılan Yine aynı şekilde görüşme. Buradan başka sonuçlar çıktı değil mi? Gazı, e, İsrail'in e, gazını alalım oradan e, yöneltelim diye. Yani o Rusya'ya alternatif bir seçenek e, bir şekilde gündeme getirilmeye çalışıyor. Bence bunun bir geçerliliği yok. Bu tamamen bir teslimiyet politikası. E, yani şöyle söyleyeyim kabaca söylüyorum. Korkunun ecele faydası yok. Yani korkunun, e, diyelim Türkiye'nin, NATO'nun tehditlerinden, ABD'nin tehditlerinden korkmasının e, Türkiye'ye getirecek sonuç itibariyle e, bir, bir şey yok diyebilirim diyelim geçerliliği yok. Buna yönelik ne yapılabilir? Buna yönelik bir an önce Türkiye'nin dış politikadaki birikimini, ittifak birikimini ortaya koymak gerekir. İşte Suriye yönelik adımlar bir an önce atılmalı. Irak'da girişimler bir an önce sürdürülmeli. Doğu Akdeniz'de Türkiye yönelik tehdit Doğu Akdeniz'de. Şimdi Rusya'nın Ukrayna hamlesi biraz bizi orada rahatlattı fakat yine de oradaki tehdit devam ediyor. İsrail sürekli diyelim hamleler yapıyor. A.B.D hamlelerini yapıyor, Fransa yine aynı şekilde orada. Burada da e, ittifak birikimini Akdeniz'de e, göstermemiz gerekiyor, Rusya ile Çin'le orada birlikte olmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin dış politikada şu anda yapacağı şeyler böyle bu yönde görünüyor. E, NATO ve yani Türkiye şu mesaj verilmeli, sürekli Türkiye bu mesaj verilir, Türk milletine aynı şekilde, Türk ordusuna, Türk polisine, bizi bir tehdit nereden geliyor? Şimdi evet. Türkiye bunu görüyor, ama biz Diyelim hükümet yönetenler bunu açıkça saptamadığı sürece de bu bocalamalar sürekli bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi bu Ukrayna'da bugün böyle. Yarın öbür gün işte şimdi bugün Ukrayna için Putin'e ne diyorlarsa. Putin diyor ya, ya ben ne yaptım diyor değil mi? Biz ne yaptık? Ya burnumuzun dibinde NATO ve ABD füzeleri olmasın. ya Bundan daha meşru bir talep var mı dedi değil mi? Hı hı. Nükleer füzeler olmasın. E, ne yaptı? Bütün e, batı Atlantik. Putin'i diktatöre ilan etti. İşte yok savaş suçu ilan etmeye falan çalışıyor. Aynı şeyler, aynı konuşma. yarın öbür gün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yapacak. Aynı şekilde Dede Ağaç'tan yönelik tehditler, Akdeniz'den yönelik tehditler Türkiye'nin burnunun dibine geldiği zaman, o çatışma ortamına girildiği zaman Türkiye'de karşı hamle yapacak ve kendini bu şekilde savunacak. O yüzden bugün Rusya'nın bulunduğu konumu Türk milletine iyi anlatmamız gerekiyor. Ki yarın öbür gün biz de kendimizi iyi anlatabilelim. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Korkman. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yaptırımlar çok gündeme geldi. Türkiye hayır dedi. Evet. Yer almadı. Çok böyle e, Türkiye yönelik bu yönde beklenti vardı ama e, bu konuda Türkiye'den bir adım gelmedi. Bununla ilgili bir şey evet. söylemek ister Türkiye misiniz? Türkiye'nin yaptırımlara katılmaması çok doğru. E, bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani dünyanın Dünya demeyeyim özür diyorum? Batı'nın, e, Atlantik'in Rusya'ya yönelik Hı -hı. yaptırımlarını Türkiye'ye Türkiye katılmayarak çok doğru yaptı. Bir an önce bu fırsatı bunu fırsata çevirmeli. Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmak açısından bir fırsatı çevirmeli. Yine e, Kırım konusunda Türkiye'ye atması gereken adımları atmalı. Şimdi burada da karşı bir hamle başladı. Esas fırsat burada değil diyorlar. E, batıda diyorlar biliyorsunuz. E, para orada diyenler başladı. Yani öyle bir şey yok söz konusu değil ama para yeni, yeniden batıda, Atlantik'te. Hadi oraya geri dönelim diye teslimiyetçi politikaları yüksek sesle dile getirmek isteyen dile getirmeye başladılar. Buna yönelik Türkiye'nin uyanık olması gerekiyor ve fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Bu hava sahasını kapatılması Türkiye açısından büyük fırsat. Yani Rusların e, diyelim e, 12 maddeli işte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu için açıkladığı bizim de Aydınlık'tan manşetten duyurduğumuz e, fırsatların, altın fırsatların bir an önce dile getirilmesi gerekiyor. Oradaki şirketler şimdi onun üzerine o açıklamanın üzerine yeni fırsatlar doğmaya başladı. İşte bu Amerika'nın büyük şirketleri McDonald's şu bu falan filan e, çıkmaya başladı şeyden e, Rusya'dan. E, buna yönelik Türkiye belki hamleler yapabilir, Türkiye'nin üreticileri evet. denim işletmecileri ekstra hamleler yapabilir. Söyleyeceğim ee, bunlar. E, özellikle imkan... emlak satışlarında çok fazla artış varmış evet. bu noktada. Bunu söylemek istiyorum. İlk sırada İran geliyor ama ikinci e, sırada Rusların olmaya başladığı bu geçtiğimiz ayda bunu da belirtelim çok fazla bununla ilgili sektörel haberlerde yer almaya evet, başladı. Türkiye yönelik tabii Türkiye yönelik yatırımlar da evet. artıyor. Yatırımlar artacak. Ee, yine bu İstanbul Havalimanı bu geçiş güzergahı olarak e, değerlendirilmeli. Hı hı. E, buna yönelik işte bir takım engeller var zannediyorum Türk Hava Yolları'nın işte sigorta vesaire e, batıdan yönelik uçuşlarda e, hamleler yapılmalı. Kendi paramız mesela Hindistan Değil mi? Ee, evet. Şimdi yeni bir arayışa girdi. Çin'le yapılan ilişkide yuvanı kullanmaya yönelik bir takım hamleler arıyor. Rusya yaptırımlara yönelik çok güzel bir cevap verdi Lavrov Türkiye'ye geldiğinde. Dedi ki öyle bir iş yapacağız ki bundan sonra Batı'nın bize yönelik hiçbir hamlesine karşı Rusya ekonomisini dayanıksız hale getirmeyeceğiz. Bugün konuya getirmeyeceğiz. Bu çok önemli. Bir de burada şöyle bir şey var. Bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Nedir? Batı şey, Batı'nın yaptırımları sanki dünya yaptırımı uyguluyormuş gibi. Yani dünya Rusya'ya yaptırım uyguluyor. Dünya her yerde Türk basında da böyle sürekli bu hamle, bu vurgular söz konusu. Bu böyle gerçek değil. Yani dünyanın Rusya'ya yönelik bir yaptırım söz konusu değil. Biz bunu haritaya bastık aydınlıkta. Dünya nüfusunun %83'ü bu yaptırımlara katılmıyor. Dünya gayri safi yurt içi hasılası ülkelerin üretiminde ekonomisinin %63'ü bu yaptırımlara katılmıyor. Bu çok önemli. Yüz ölçümü anlamında dünyanın %73'ü bu yaptırımlara katılmıyor. O yüzden bize dünya 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 diye Batı'yı dayatıyorlar. Batı'yı aslında dünya diye göstermek istiyorlar. Bu çok hatalı. Türkiye ya yani bu, bu bu şu açıdan hatalı. Türkiye'yi de e, aslında korkutan bir yani e, şey, e, tavır sergiliyorlar. Yani bakın NATO'ya karşı tavır alırsanız, ABD'ye karşı tavır alırsanız, kararlı tutum alırsanız dünya size yaptırım uygular. Aslında böyle bir dünya yok. Batı'dan bahsediyoruz evet. sadece. Batı'da ki orada da bazı ülkeler bu yaptırımlar konusunda çekimser kaldılar. Evet. İlişkiler, tabi Rusya ile ilişkiler de var bu noktada. Haliyle çekimser kalmak istediler. Bunda bir not olarak belirtmek isterim. Evet. Sayın Korkman çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben Gün ortasına, ederim. ayaklarınıza sağlık. Aydınlık Komitere Genel Yayın Yönetmeni Sayın Beyhan Korkman'la... Ukrayna Rusya krizini konuştuk. E, tabii Sayın Çavuşoğlu'nun ziyareti var bugün Moskova'ya. Yarın da Kiev'de olacak. Türkiye'nin Ukrayna politikası, atılması gereken dış politika adımlar hepsini konuşmaya çalıştık diyelim. Şimdi haberlerimizle devam ediyoruz efendim.